Açabiliyor musun ağzına? Tamam o zaman ister bir tedbir almamız gerekiyor arkadaşlar. Hayır saç olmaz. Saç olmaz. Açmasaydı işte. Açınca böyle tamam, şeyler yaparım. Tamam ben açmayacağım. Ne oha. Kesin o açar çünkü. Şeneden başlayalım. Işıl da aynı şekilde bantlayayım mı ağzından? Işıl, bak Işıl bantla diyor. Hayır ya. Bantlayayım mı? Anlamıyorum ne diyorsun? Evet, videoyu ben açıklayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızlar sandalyede oturuyor. Neden sandalyede oturuyorlar? Çünkü biraz sonra çok kötü bir şekilde bantlanacaklar benim tarafımdan hepsi. Hem de ağızları, kolları, vücutları, ayakları, bacakları dahil her yerleri. Bakın siyah bant var, kırmızı bant var, sarı bant var, yeşil bant var ve beyaz bant var aralarında. Çok acayip kurallarımız da var. Onlara hayatlarında hiç duymadığınız, sizin de duymadığınız sorular soracağım. Burada sorular hazırladım. Ben çok troll sorular burada. Ve bu soruları sorduğumda önce bantlayacağım ya her tarafına. Soru sorduğumda her bir soruyu bilenin bir bantını keseceğiz. Bazı sorularda İnşallah bant keseceğiz. Bazı sorularda da bilemedikleri takdirde böyle bol keseden sallamasınlar diye ekstra bant yapacağız ceza olarak. Dolayısıyla hem cezalı olacak hem ödül olacak. En son kim kurtulursa mesela diyelim ki elini kurtardı Işıl. Bir elini kurtardı. Bir şey diyeceğim. Kendimizi de çekiştirebiliyoruz ama değil mi? Tabii ki zaten siz kurtulmaya. Gibi. Ben merak etme o kadar sıkı bağlayacağım ki istediğin kadar çekiştir bir şey olmayacak. O kadar da sıkı bağlama. Ya o zaman ne eğlencesi kalacak? Soruları şimdilik burada bırakıyoruz ve bantlamaya geçiyoruz. Evet bence cevapları yazıyor mu? Kimde hangi bantı kullanayım diyorsunuz? Evet şimdi Buse'den başlayalım. Evet Buse şimdi önce ayak yönü ver bakayım. Tamamen bantlamadan kurtulmaya çalışmıyorsunuz. Bir ayağını ver şuraya. Şimdi, buna böyle sandalyenin bir ayağını bir ayağını bantlanıyor. Bu ne anasın? Yeter! Bant bitti! Ay koparmasın böyle! Dur. Evet şimdi keselim arkadaşlar burasını. Evet. Nasıl bacağın kurtulmaya çalışma şu an. Demiştim değil mi ki? Yani biraz sonra hiç kurtulamayacaksın. Dur. Evet şimdi gelelim Işıl'ın bir ayağına. Sıraca böyle devam edelim. Evet, Işıl'ın da bir tane bacağını böyle hallettik arkadaşlar. Hadi bakayım nasıl sağlam olmuş mu? Hadi ama yapmayın şey Buse. Dur, bant rengini değiştirelim şimdi. Bir ayağım kırmızı bantla bir de yeşil mi? Bacağım açık kaldı böyle. Nasıl hissediyorsun Buse? Ay. Şimdi Işıl'da sıra. Evet, şu an bacaklar bantlandı. Nasıl bacaklarınız, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok kötü. Resmen bacaklarım. Şimdi otur. Sen kalkmaya mı çalışıyordun? Tamam kalkmalara engel olalım. Dur sen kollarını şöyle kenara yap. Bacağım sıkıştı. Bak buradan etlerim çıktı. Allah belanı vermesin. Kilolarım mı belli oldu? Yok bende de aynısı olur ki normal bir elleme şey. Elleme şu an, elleme. Evet, Işıl da sıra. Evet, şimdi Işıl'ı kırmızı bantla bantlıyoruz arkadaşlar. Ay Işıl da bağlandı. Kendimi çok yalnız hissediyordum. Elimi de kolumu da ver bu sonunda. Öyle şarkı var ya. Evet.
Şimdi ne Yılan kaldı dansı. Arkadaşlar? Evet. Şimdi gelelim. Yılan dansı oluyor. Altan Buse'ye el yetişiyoruz. Aaa! Oh no! Dudakı bırayım. Evet, dudaklarını bitiştir. Makasa gerek kalmadan balıktan kurtulursak ne olur diyor oraya. Açabiliyor musun ağzını? Tamam, o zaman ekstra bir şey almamız gerekiyor arkadaşlar. Benim taktiğim uyguladı. Kaldı mı? Duruşu kaldı, Allah kahretsin. Hayır, saç olmaz. Saç olmaz. Saç olmaz baba, hayır. Açmasaydı işte. Açınca böyle tamam, şeyler yapar. Tamam, ben açmayacağım. Ben açmam. Allah beni azarsın. Sesi yankılanıyor. Oha. Hayır, sesin o açar çünkü. O yüzden şöyle şeneden başlayalım. Tamam. Artık kurtulamazsın ha. Seni kalbime benziyor. Şimdi gelelim şuna. Bana da öyle yapmayacaksın. Ben açmadım sonuçta. Hayır. Ya, açabileceğini tahmin edersen sana da öyle yapacağım. İşaret yap. Işıl da aynı şekilde bantlayayım mı ağzından? Işıl, bak Işıl bantla diyor. Hayır ya. Bantlayayım mı? Anlamıyorum, ne diyorsun? Evet, sıra şimdi Işıl'ı kırmızı bantla bantlamaya geldi. Işıl ağzını mı açıyorsun? Evet. Tamam, iyi peki. Önce bir deneyelim, kurtulabiliyor mu diye. Bir dene bakayım, aç bakayım ağzını açabileceğim mi? Açıyormuş, tamam. Saçım gitti. Saçım gitti. Kapağı dün tekrar. Güzel, saçım güzel, gözüme giriyor. Tamam, tamam. Hayır, kalsın öyle, kalsın. Kulağın arkasına at. Evet arkadaşlar, çok konuşuyorlardı değil mi bunlar? Biraz çok konuşmalarından böyle çok kurtulmuş olduk. Işılcığım, sana hangi renk bant kullanayım? Ne diyorsun anlamıyorum, ne diyorsun? Beyaz. Haa, gayet iyi anlaşılıyor. Galiba senin ağzını biraz daha bantlamak gerekiyor. Evet, evet, daha fazla. Öyle değil mi Buse? Evet, hayır. Evet arkadaşlar, şimdi bantlama işi bittiğine göre zor sorularımıza ve cezalarımıza ve ödüllerimize geçebiliriz. Evet, bakalım neler bekliyor şimdi size. Gereksiz yere eyvah. Evet, Işıl'ın bantını gördük. Hemen oraya ekstra bant yapıyoruz. Işıl, bir şey mi diyordun? Evet, şimdi devam edebiliriz değil mi arkadaşlar? Seslerinden zaten bıkmıştım ben bunların. İyi oldu da aynı zamanda. birinci soru geliyor. Bir hayvan soracağım size. Bu hayvanı eğer gereksiz yere tahmin yaparsanız hemen ekstra cezalar geliyor. Tamam mı? Ben anlarım, siz merak etmeyin. Ben ipuçları veriyorum önce. Bu hayvan sürü halinde yaşar. Cevap vermek isteyen var mı? Ekstra ceza almak isteyen şu an var mı? Yok. Sürüden biri öldüğünde çok uzun süre bu hayvanlar yas tutarlar. Evet arkadaşlar, siz de bu arada tahmin etmeye çalışın, tamam mı? Tahmin eden varsa Instagram'dan yazsın kaçıncı dakikada tahmin ettiğini. Evet, daha tahmin yok değil mi arkadaşlar? Daha sonra Edison kim bu arada? Edison ilk elektrikli ampulü bulan kişi. Edison 1903 yılında alternatif elektriği deneme yaparken bu hayvanlardan bir tanesini kullanmış. Bakalım elektrik geliyor mu diye. Ve hayvanın ölümüne sebep olmuş. Bunu biliyor musunuz? Ama bilmiyorsunuz hangi hayvan olduğunu hala değil mi? Bu ipucu da işe yaradı mı? Yaramadı. Yeni ipucu geliyor arkadaşlar. Bu hayvanlar koşmaya başladıklarında yaklaşık olarak atlar kadar hızlı koşarlar. O zaman değil. Cevabın varsa hemen ceza gelir. Şimdi daha önemli ipuçları geliyor. Arılardan çok korkarlarmış bu hayvanlar.
Allah Allah ya. Hala mı bilenmiyor? Bu hayvanların beyinleri yaklaşık olarak 5 kilodur ve dünyanın en büyük beyni bu hayvanlardaymış. Artık bilmeniz lazım diye düşünüyorum değil mi arkadaşlar? Her türlü hayvan olabilir ya. Dünyanın en büyük beyinli hayvanı kim olabilir acaba? Ne olabilir acaba? İlk bileni ne yapalım? Ağzını açalım. Ne dersiniz? Tamam. Tamam. Benim elim. Peki o zaman şöyle diyeceğim. İlk bileni neresinden istiyorlarsa o bantı keseceğim. Kabul mü? Tamam. Tamam kabul. Çok hızlı bir şekilde bakalım kim cevap verecek. Bu hayvanın hortumu var. Yuh ya, şimdiye kadar hiç bilemediniz mi? Fil doğru ama aynı anda cevap verdiniz. O nasıl olacak şimdi? İkimizin de birer tane. O yüzden herkes sadece bir bant kesimi için bana izin ediyor. Sen neresini istiyorsun? Aa bir dakika, el açarsam ama elle ağzınızı kendiniz çıkartabilirsiniz. Ağzım açacağım. Evet, o yüzden ağız açıyoruz. Şimdi ışınla sıra. Tamam mı? Böyle kalın artık. Alsana kafamdaki. Evet, gerekli. Al şunu. Alsana. Ne oldu? Neyi alsana? Bantı kal kafamdaki. Tamam dur, alıyorum. Benimkini de alır mısın? Tamam, seninkini de alıyor. Alırsan çok fena elektriklenecek. Tamam, acı. Tamam, tutuyorum acaba sana ya. Oldu mu? Evet. Gerçekten ya. Yeni soru geliyor. Doğru cevapta hediye, yanlış cevapta da ekstra bant. Ona göre çok dikkatli olun. Bilmiyorsanız gereksiz cevap vermeyin. İkinci soru geliyor arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar ikinci soruda. Bu sefer kim en çok yaklaşırsa bir rakam olacak çünkü sorumun cevabı. En çok yaklaşanı doğru kabul edeceğim. Tamam. Anlaştık. Madem ki fillerden başladık arkadaşlar, fillerden devam edelim. Bir insan ömrü boyunca yaklaşık olarak kaç fil ağırlığında yiyecek yer? Evet, hadi bakalım. Seni düşünürsek. Evet. 300. Bekle ben sayayım. Bir insan 300 fil dedi. Sen cevap ver bir de. En çok yaklaşanı doğru kabul edeceğim demiştim arkadaşlar. Sizde arkadaşlar bu arada bilen var mı bakalım? 500. Eyvah. Arkadaşlar bir insan hayatında 300 fil yerse günde kaç kilo yemesi gerekiyor biliyor musunuz? Kaç? Olarak. 45 ile 60 kilo yemesi gerekiyor. Yuh. Bir fil ne kadar? Bir ton var mı? 4,5 ton falan bir fil. Ben bir ton falan sanıyorum. Evet. O zaman 70 fil falan. Evet. Yaklaşık olarak insan ömründe 10 fil ağırlığında yiyecek yiyormuş bunu bilin. Ben kalsam duyuyorum. Ağzını geri kapatma. Ona şimdi cezamız var. Sana ödül. Senin ödülün ne olsun? Bir ayağımı kes bari. Tamam hadi. Evet, bir ayağım kurtuldu bu sefer. Ooo, çok rahatım. Evet, bir ayağını kurtuldu. Ooo, bacak üstüne atmak için mi sen istedin? Evet. Işıl'a da bir cezamız vardı. Bir cezamız vardı Işıl'a. Ayakların ikisini birden bağla şimdi, ikisinden de geçir. Yerinde. Sen çözülmeye başladın Işıl, yavaş yavaş daha fazla bantlanmaya başladın. Evet ama şimdi bir tane daha yanlış belki cevap... Belki bir dahaki. Bir tane daha yanlış cevap verirsen ağzını tekrar bantlayacağım, haberin versin. Sorum şu, yine bir insan ömründe yaklaşık olarak kaç gün suda kalır? Düşünüyorum. Öyleyse varım. Kim demiş bunu? Bilmiyorum. Dur şimdi dur, kafamı karıştırma. Baba matematikçi o ama hırsızlı. 180 gün. O 180 dedi, sen söyle. Daha azdır ya. 150 diyor. Ben kazandım. 105 gün. Evet, 105 gün. Buse'yi kaybetti. Duygularımdan. Ayaklarımdan bir ilaç. Usta'nın açılan bacağını tekrar. Evet, yeni sorunuz geliyor. Işıl'cım dinle bakalım şimdi. Bir insan ömründe yaklaşık olarak kaç yıl boyunca ayakta kalır? Ve kaç yıl boyunca da uyuyarak geçirir? Bence 15 yıl bunun ayakta kalır. Toplamı en yakın kimse onu kabul edecek. 15 öyle 25. 15 yıl ayakta kalır, 25 yıl uyur dedi. Sen ne diyorsun Işıl? 15'e 20 dedim. 15'e 20 dedin. Sen de söylersen sana yakın bir şey söylüyor bak ha. 15 bir kere 18 yıl olacaktı arkadaşlar ayakta kalma. Ne oldu? Uyuma da 26 yıl. Evet. Bir şey değişmiyor ki, yine ayağın açılacak.
biraz da şöyle oturayım. Evet. Bir insan ömründe yaklaşık olarak kaç yıl telefonla görüşme yapar? Telefonla görüşme yapmaz. Bir yıl. Sen bir yıl diyorsun sen. Seni seversek 2 yıl olmuş. Bence ay. 1,5 yıl diyor. Ay bence. Dedin artık değiştiremezsin öyle demiştik. Cevap 2 yıl. Işıl tam tutturdu. Nasıl? Tam tutturdu diye Işıl'a 2 tane birden ödül veriyorum. Bir insan ömründe kaç yüzme havuzu dolduracak kadar tükürük salgılar? 100 havuz. 99 dedi. Cevap sadece 2 yüzme havuzu. Allah kahretsin. Lan nasıl 100? Yüzme havuzundan bahsediyoruz. 100 tane yüzme havuzu. Ama şapını söylemedin yüzme havuzunu. Belki bebek yüzme havuzu. 2 nerede? 100 nerede? Söylemiş olsam bile. Hani 4 falan 5 desen haklısın da. Ya ben kazandım. Işıl'a şimdi, yavaş. Işıl'a şimdi makas veriyoruz. Bunu evet. bilene makas veriyorduk. Işıl her yerini açar şimdi. Bilmiyorum bakalım açabilecek mi? Bakacağız işte makas verdik. Bakalım yapabilecek mi? Vay. Evet bu arada belki Buse ondan önce açar çünkü yeni soru geliyor. İnsan ömrü boyunca yaklaşık olarak kaç litre ağlar? Ne kadar, 1 litre. Ne kadar gözyaşı döker bir ömrü boyunca? 1 litre. Sen 1 litre. Işıl sen? 1,5 litre. Cevap 12 litre olacaktı arkadaşlar. O kadar ağladın mı be? Yine Işıl bildi. O yüzden ben Işıl'a yardımcı olmaya karar verdim. Zaten az önceki Işıl bildiğinde bana ceza vermedin. Aha! O zaman şöyle yapalım arkadaşlar, cezayı şöyle veriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Işıl'ı tamamen kaldırdığımıza göre böyle man falan kalmadığına göre Buse'ye de ceza unuttuğumuza göre şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım mı Işıl? Biz videomuzu bitirelim ve öbür odaya gidelim. Ceza olarak Buse'yi burada bırakalım ne dersin? Yok abi! Videomuzu arkadaşlar nasıl böyle videoların devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, Işıl. Abone olmayı unutmayın. Evet, Instagram ve TikTok'larımızda buradan takip edebilirsiniz. Abone ol tuşunun yanındaki küçük zile basarsanız da videolarımızdan ve canlılarımızdan istifadeler olabilirsiniz. Makasla da ayaklarından kurtulan. Aa, sen daha kurtulmadın mı ayaklarından? Aa, bunu daha açmamışsın. Evet arkadaşlar, bu arada bu videoyu bir arkadaşımızın isteği üzerine yaptık Instagram'dan. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Buse, hoşçakal yapsana sen de. Bay bay. Hadi gel biz gidelim Işıl. Hadi Işıl. Ay Işıl. Buse, bay bay. Gel, gelemedin mi? Ay seni daha kurtaramamışız. Pardon Işılcım. Dur. Tamam. Buse sana ufak bir şans veriyoruz. Al burada makas. Hadi bay bayın arkadaşlar. Bir inat çevir kızım. Bu ne?